Merhabalar, ben Doktor Şemi Atilla. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere KOAH diye bildiğimiz hastalıkla ilgili kısa bilgiler vereceğim. KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığının aslında kısaltılmışı. Dünyada en çok ölüm sebebine yol açan akciğer hastalıkları arasındadır. Bugün dünyada 3. ölüm sebebi KOAH'a bağlıdır. Dolayısıyla bu hastalığın önemi gittikçe artmaktadır. Nefes darlığıyla, öksürükle ve balgamla giden, hastalık belirtileriyle giden bir göz hastalıkları hastalığıdır. Genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve %80-90 arasında sigara içenlerde ilk olarak ortaya çıkar. Kişinin haftanın çoğu gününde öksürüğü, haftanın çoğu gününde nefes daralması ya da yaşıtlarına göre daha kısa sürede nefesi daralıyorsa, haftanın çoğu gününde öksürüğü oluyorsa, sigara içiyorsa mutlaka göğüs hastalıkları polikliniğine gelme ve yaşı da 40'ın üzerindeyse, 40 ve 40'ın üzerindeyse göğüs hastalıkları polikliniğine başvurup solunum fonksiyon testi denilen nefes ölçüm testini yaptırması gerekir. Çünkü ne kadar erken yakalanırsa bu hastalığın ilerlemesi o kadar erken durdurulabilir. Toplumdaki her 5 kişiden birisi 40 yaşın üzerinde KOAH'lıdır aslında. Tedavisi öncelikle sigarayı bırakma ile başlar. Onun dışında çevresel maruziyetler varsa iş ortamıyla ilgili onların düzeltilmesi, onunla ilgili bir çalışma yapılabilir. Düzenli egzersiz yapmalarını öneririz. Geliştirilmiş olan ilaçlarla KOAH'ı kontrol altına alabiliyoruz. Pandemi sürecinde malum kronik hastalıklar içerisinde bulunuyor. Yani diyabet olsun, kronik kalp hastalığı olsun, kronik akciğer hastalığı olsun. Bunlar pandemi sürecindeki riskli hastalık grubudur. Ayrıca hem KOAH'ın hem de akciğer tutulumu olan COVID-19 hastalığının hedef organı akciğer olduğu için bu bir kat daha önem arz ediyor. KOAH'lı hastaların da hiç vakit geçirmeden aşılarının olması gerekiyor. Yıllık mevsimsel grip aşısını ve aşının durumuna göre 5 yılda bir ya da ömür boyu yapılan zatüre aşılarının yaptırılmasını öneriyoruz.